İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sizleri sormasız nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok şükür. Bugün programımızda yazarlarımızdan Havin Mor ile beraberiz. İçerisinde bulunan birçok iki önemli eseri hakkında bize bilgiler verecek. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Kısaca kendinizden biraz bahsedebilir misiniz Havin Hanım? Tabii ki. İsmim Havin. Antalya'da yaşıyorum şu an. Aslen Karslıyım. 21 yaşındayım. Okul öncesi öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda yazarlık yapıyorum. İki adet eserim var çıkmış. Üçüncü eserim de şu an çıkmak üzere. Onu bekliyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Bir öğretmenimizi karşıladık canlı yayınımızda. Hem öğretmenlik hem yazarlık bu konu üzerinde yani nasıl böyle bir girişimin içerisine girdiniz? Çünkü yani duygularınızı ifade edebilmek de ilkokul okul öncesi öğretmenliği sanırım. Değil mi hocam? Okul öncesi. Nasıl bir girişimle bu kitap yazma serüveninize katıldınız? Ya şöyle açıkçası okul öncesi öğretmenliği çocukluk hayalim. Yani 6 yaşından beri hani sürekli ben öğretmen olacağım gibi bir hayalim vardı. Yazarlık da şöyle ortaokul dönemlerinde başladı bende açıkçası hayalleri. Ya şöyle mesleğim yani her iki mesleğimle aslında birleştirildiğimde çok daha güzel şeyler ortaya çıkarabileceğime inanıyorum. Çünkü öğretmenlik zaten hayalimdi ve yapmaktan çok mutluyum. İnşallah devam etmeyi de düşünüyorum gittiği yere kadar. Onun yanı sıra da yazarlıkla da şöyle kadın ve çocuk alanında yazı yazmayı ve çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Bu alanda aslında bana ekstra büyük değil ama bir avantaj sağladığını düşünüyorum. İkisini bu şekilde ilerletmek benim için çok iyi. Okul öncesi öğretmenliği olduğu için çocuk kitapları konusunda da oldukça kendinizi gösterebileceğinizi inanıyorum bu noktada. Kitaplarınız biraz daha böyle yetişkinlere yönelik kitaplar oldu. Bu noktada nasıl bir deneyim sahibi oldunuz veya bu kitapları yazım konusunda kendinizi nasıl geliştirdiniz? Şöyle dediğim gibi ilk ortaokulda karşı hani bu serüvenim başlamıştı. O dönem şöyle bir Türkçe dersinde bir ödev verilmişti. O zaman hani kendimce bir çocuk kitabı yazmıştım. Hani kapağını işte içeriğini kendim tasarlamıştım. O zaman Türkçe öğretmenime vermiştim ama şu an ne oldu ne bitti bilmiyorum. Açıkçası çok bir tecrübem bir deneyimim yoktu. Biraz korkuyordum hani nasıl olur nasıl yaparım çok düşünüyordum. Lise zamanında biraz böyle hani dedim hani yapayım bir yelteneyim falan ama olmadı. Yazılarım hep böyle Wattpad uygulaması vardı belki biliyorsunuzdur. Hani orada kaldı. Yayınlamadım da fazla. Üniversitenin ilk yıllarında pandemi döneminde açıkçası hani biraz daha insan içeri kapandığımız için sanırım onun etkisi var. O zaman yazmaya başladım ve hani dedim ki evet yapabilirim. Daha sonra Tuğra Çakın, tanıyor musunuz bilmiyorum arkadaşım, onunla tanışma serüvenimi yaşadım. Ve ondan sonra yani onunla konuştuktan sonra, hani ondan da bilgiler edindikten sonra açıkçası başladı bu serüvenim. Öyle öyle yani baktım bu yoldayım. Şu anda da çok mutluyum. Bazı yazarlar bu ilk kitaplarında böyle bir tedirginlik yaşıyorlar. Bu tedirginliğin asıl sebebi gayesi ne acaba? Kitaplarınızın beğenilmemesi, kitaplarınızın okunmaması mı yoksa kendinizi tam olarak buna adapte edemediğinizden dolayı mı? Ya aslında adapte şöyle, adapte ediyorsunuz. Hani ilk başta çünkü çok böyle hani özgüvenle başlıyorsunuz bu işe. Zaten özgüveniniz olmadığı sürece yani bu adımı atmak biraz zor. Ama şöyle sanırım kafamızda daha çok şu var. Yani hiç tanınmayan bir yazarsınız. Hani isminiz daha önce hiçbir yerde duyulmamış, bilinmiyorsunuz. Ve hep şu korku var. Acaba beğenilecek miyim? Acaba eleştiri alacak mıyım? Ya acaba satılacak mı korkusu? Bunun yanı sıra hani bazen çevremizde maalesef her zaman destek almıyoruz. İşte aman hani o seni kim tanıyacak ya? Ya da kim okuyacak ya? Ya da ne bileyim kitabın ismini bir gösterdiniz ya böyle kitap ismi mi olur gibi yorumlar aldığımız için sanırım. Ya yani aslında eleştiriye kapalı olduğumuz için biraz sanırım kaynaklanıyor. Ama yani şu an bence bunlara hazır olmak gerekiyor. Çünkü ilk başta tabii ki de bu başarıyı elde etmek için birçok şey yaşayacağız. Sanırım bunları atlatabilirsek daha iyi şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
Evet, iki önemli eser çıkarmıştınız. Birisi, eserleriniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii. İlk kitabım Terk Edilişin Sabahı. Dediğim gibi pandemi döneminde 2021 yılında yazdım. Hikaye tarzı bir eser. Biraz böyle hani depresif başlayan bir eser. Bir kadının başından geçen olaylar anlatıyor. İkinci eserim de 2022 yılında çıkardım. Kendimi bulmaya gittim. Deneme türünde bir eser. Yani biraz gerçek kurgu karışımı yazıyorum açıkçası ben yazılarımı. Bu türde hani okursanız eminim daha iyi anlarsınız. Sayfamda da zaten hani ufak tefek okuyucunun kafasında bir şeyler oluşması açısından paylaştığım sözler var. Bu şekilde yani bir hikaye bir de deneme türünde ama daha çok dediğim gibi yazılarımı gerçek kurgu karışımı şeklinde yazıyorum. Kendimi bu isimli deneme kitabınızın içerisindeki yazılarda farklı konulara değinilmek, farklı konularda kendinizi bulmak veya o duyguyu tam olarak yaşayıp kitabınıza aksetmek sizin için bir belli aşamadan sonra gerçekleşen bir durum. Fakat bunun en bariz konularından biri şu ki bu ilham kaynağı dediğimiz mevzu. Yani ilham kaynağını nereden alıyoruz veya bunu satırlarımızda nasıl işliyoruz? Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. Ya en büyük ilham kaynağım açıkçası çocukluğum desem sanırım yine kendim olurum. Kendi içtenliğim yani zaten kendimi bulmaya gittim hani bir kere adı. Çocukluğum, çocukluğumda yaşadıklarım ve hani yaşım ilerledikçe hani büyüdükçe gördüklerim, yaşadıklarım, tecrübe edindiklerim, çevremden hani dinlediklerim. Ama dediğim gibi en büyük kaynağı tabii ki de çocukluğum. Hani bu şekilde zaten hani bir konudan başladım hani daha sonra zaten çünkü öğrenme aşamasında olduğumuz için hani hep bir şeyler öğrendim, hep bir şeyler öğrendim. Yani en büyük kaynağı benim evet kendim, çocukluğum. Öyle söyleyeyim. İnsanlar kendisinden taşarak, ilerleyerek bir noktaya geliyor. Bu noktada söylediğimiz ikinci kitabınız hakkında biraz bilgi alalım. İçerisindeki hikaye konusu üzerinde. İkinci kitabım mı ilk kitabım mı? Orayı tam anlayamadım. Evet, Kusura bakmayın. ilk kitabınız. İlk kitabım. İlk kitabım dediğim gibi gerçek kurgu karışımı bir hikayeden bahsediyor. Şöyle ya bir kadının ilk başta hani terk edildiğinden hani yıkıldığından çünkü insanlar terk edildiğinde büyük bir yıkım yaşıyorlar maalesef. Hani sadece tabii şu da var hani ilk terk edilişin sabahı dendiğinde akla biraz aşk geliyor sanırım. İçinde aşk dışında terk edilmeler de var. Hani atıyorum bir yurda bırakılan çocuk ya da bir yerde terk edilen bir çocuk. Kitap daha çok hani dediğim gibi terk edilen bir kadının savaşından bahsediyor açıkçası. İlk başta kendini nasıl kaybettiğinden ve hani tamamen insanlardan, hayattan kendini nasıl geri çektiğinden ve sonra bir anda nasıl güçlendiğinden bahsediyor açıkçası. Ya şunu anlatmaya çalıştım açıkçası. Hani terk edilebiliriz. Hayat bu. Bazı insanlar bizi yarı yolda bırakabilir. Bu aşk olabilir, arkadaşlık olabilir, ailevi olabilir. Her an her şey olabilir. Yani her anlamda terk edilebiliriz. Yıkılıyoruz. Kalbimiz kırılıyor. Çok güçsüz hissettiğimiz zamanlar oluyor. Ama tekrar ayağa kalkabilmemiz için muhakkak hayatın bize uzattığı bir dal var. Bunu görebilmek, tekrar ayağa kalkabilmek ve tekrar güçlenebilmek özellikle bir kadın adına tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkabilmek. Yani bunu anlatmak istedim açıkçası. Hikaye biraz bunu anlatıyor diyebilirim. Evet, çok güzel. Kitabı ilk elinize aldığınızda yaşadığınız o duygu nasıldı? Ya açıkçası hani evet ya dedim. Çok mutlu oldum. Kendime gurur duydum. Biraz tuhaftı. Çünkü biraz korkuyordum. Hani yayın evlerine görüşmek, işte acaba nasıl olacak şeyi, heyecan o anı beklemek. Bir kere çok sabırsızdım. Hani beklerken gerçekten çok sabırsızdım ilk kitabım olduğu için. Ama elime aldığımda dedim ki evet ya hani gerçekten yapabildim. Hani belki doğrudur, belki yanlıştır bilmiyorum. Belki çok şey öğreneceğim ki öğreniyorum da hala. Ama kendimle gurur duymuştum ve çok mutlu olmuştum. Yani evet demiştim yapabiliyorum. İnancım artmıştı kendime. Yazarlık bir noktada da kendine güvenmenin bir gayesi, bir yolu. Kesinlikle. İlk kitap çıkınca
açıkçası benim yani bir şiir kitabıydı. İçerisindeki şiirlerin beğenilmesi, biraz daha kapalı bir üslupta olması, insanların buna karşı ne diyeceği, özellikle kitap kapağının biraz değişik olması. Birçok eleştiriler alıyoruz. Birçok konu hakkında böyle yorumlar geliyor. Bunlara sanırım biraz açık olmamız gerekiyor. Ve bundan sonraki kitaplarımızda da dikkat etmemiz gerekiyor. Şiir konusunda da olsun, yani diğer kitaplar konusunda da olsun, evlilik öncesi ve evlilik sonrasında içerisinde barındırdığımız ifadeler veyahut şiirde barındırdığımız bu derin ifadelere biraz daha o noktada dikkat etmek gerekiyor ilerleyen süreçlerde sıkıntı olmaması için. Kitaplar bu noktada bizim için vazgeçilmez bir şey. Günümüz gençlerinin kitaba olan ilgisi hakkında size biraz bilgi alabilir miyiz? Yani nasıl buluyorsunuz günümüz gençlerinin kitaba olan ilgisini? Yani şöyle aslında bir dönem hiç yoktu ilgisi gençlerin. Belli bir döneme baktığınızda daha çok kitaba ağırlık olan bir dönem. Şu anki dönemi soracak olsanız hani bana göre dijital anlamda ilgisi var. Yani çünkü artık kitaplar elle tutulup okunmak yerine işte dijital ortamlardan okunuyor maalesef. Yani orada okunan kitaplar da hani ne kadar bilgi aktarır onu açıkçası biraz sorgulamak gerekiyor. Evet, eğilimi var gençlerin biraz daha kitaba ama şöyle daha çok gençlik kitaplarına, işte kurgu, hani macera kitaplarına bu yönde var. Hani çok fazla da hani edebi anlamda okunduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dijital ortamlarda hani şu an herkes yazar, öyle söyleyeyim. Evet, biz de yazarız ama eski edebi eserlerin gibi eserler çıkartabilir miyiz ya da çıkartabilen var mıdır? Bu biraz sorgulanabilir. Gençlerin eğilimi şu an sadece dijital ortam üzerinden var kitaplara. Ya bence bu olmamalı. Biraz daha hani bir kütüphaneye ya da bir kitap evine ya da ne bileyim hani bir sahafa gidip o kitabı almak, o kitaba dokunmak, bu şekilde okumak olsa evet bir eğilim var, gençler kitap okuyor diyebilirim. Ama şu anki durumda maalesef hani evet gençler kitap okuyor diyemem. Çünkü dijital ortamda var bir ağırlık. Yani %50-%50 diyebilirim bu eğilimi için. Maalesef bu şekilde diye yani düşünüyorum. Gençlerimizin en büyük sıkıntılarından biri sanırım ilk okuyacağı kitabı tam olarak iyi seçememesi. Kendisini hitap edecek kitabı tam olarak seçememesinden kaynaklanıyor. Tabii ki bunun en başında yatan sebeplerden biri sanırım kendini tam olarak tanıyamaması. Kendi benliğini tam olarak tanıyamaması. Ne istediğini, ne yapmak istediğini tam olarak bilememesi. Burada tabii ki siz değerli öğretmenlerimize düşüyor bu görev. Bu noktada onlara öncülük etmek ve onların seveceği kitapları yönlendirmek. Bu noktada bir de yazar olarak bunu üstlenmiş olmanız tabii ki bizim için büyük bir mutluluk. Neden? Çünkü okuyacak genç bir neslin bir onları yönlendirebilecek önemli kişilerden birisiniz. Şimdi kitaplar konusu üzerinde değindiğimizde iki önemli eser çıkardınız ve üçüncüye hazırlanma durumu söz konusu olacak ve bu şekilde gidecek. Peki ileride kendinizi nasıl bir yerde görmeyi düşünüyorsunuz? İlerideki amaçlarınız? İleride kendimi şöyle açıkçası bu hayallerimi biraz konuşmamaktan yanayım. Çünkü gerçekleştikten sonra konuşulur derler. Ama şöyle açıklamak istersem dediğim gibi ben kadın ve çocuk alanında çalışmalar yapmayı, yazılar yapmayı, araştırmalar yapmayı çok çok istiyorum. Bu anlamda üniversitede okuduğum bölüm yani sosyal hizmet bölümü okudum ben. Bölümüm çok çok ve hocalarımın da yine çok çok büyük etkisi, çok büyük katkıları oldu. Bu anlamda da bir avantaj sağlamış oldum. İleride kendimi dediğim gibi hani kadın ve çocuk alanında araştırmalar yapmış, bir şeyler yapabilmiş, gerçek anlamda elle tutulur sonuçlar elde edebilmiş olarak görmek istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum açıkçası. Hani bir topluluğa seslenirken kadınların da çocukların da güvenli olsun, koruması olsun, hani mutlulukları olsun. Hani onlar açısından gerçekten bir şeyleri başarmış olmak istiyorum. Bu anlamda yazacağım,
eserlerinle onlara gerçekten umut ışığı olmasını istiyorum. Kendimi böyle görüyorum şu anda. Bu anlamda da çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah bir gün buna erişirim diye düşünüyorum. Evet, yazmak, yazmanın yanında bir noktada da gençlerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. Yani kitabınızın o ikinci deneme olan kitabınızın içerisinden şöyle kısa bir alıntı alabilir miyiz eğer yanınızdaysa kitap? Kitabım şu an yanımda değil ama biz cümlesi biraz toparlayabilirsem aklımda. Kalbini paramparça ettiğiniz her çocuğun ve her kadının katilisiniz gibi bir cümle geçiyor içerisinden. Şöyle farklı farklı hikayeler başlığı altında gidiyor zaten. Biraz içeriğinden bahsedebilirim. Yani zaten sayfamda da birçok cümlesini, hani belirli cümlelerini paylaştım. İçeriğinde hani kadın olsun, çocuk olsun, hayata dair olsun, edindiğim tecrübeler açısından yazdığım birçok şey var. Unuttuğumuz, hayattan çıkardığımız dersler, ondan sonra hani başarabildiğimiz şeyler, yaşadığımız kırgınlıklar, kızgınlıklar, ayrılıklar. Bu bağlamda birçok şey yazdım içerisinde. Bu tür konuları ele aldım. Hani ne kadar bilgiliyimdir ya da ne kadar dokunabilmişimdir kalbi bilmiyorum. Ama eğer altı çizili bir cümle bırakabilmişsem ne mutlu bana. Evet, umarım okurlarımızda da o altı çizili cümleler bu kitapta olduğu gibi, bu oyundan önceki kitapta olduğu gibi ilerleyen süreçlerde çıkaracağınız kitaplarda da gerçekleşir. Bu okul öncesi öğretmenliğinde mesleğinize bu noktada biraz değinmek gerekirse, okul öncesi öğretmenliğinde çocukların okul olan ilgisini nasıl aşılıyorsunuz? Bu noktada böyle bir girişiminiz oluyor mu buna yönelik? Okuma açısından mı? Ya şöyle girişim, ya zaten hikaye okuma saatlerimiz oluyor. Hani o bağlamda. Bir kere zaten çocukların elinde sürekli o kitaplar, hani oyun zannediyorlar ama belirli büyük grup yaş, yani 6 yaşın daha biraz hani anladığı, evrildiği yaş olduğu için onların biraz daha evet farklı oluyor ama kitaplar sürekli çocukların gözünün önüne. Yani tabii kalkıp küçük bir çocuğa hani işte kitap oku, kitap oku da demiyoruz ama bu anlamda en etkili saat sanırım kitap okuma saati. Bu etkili. Bunun yanı sıra okulun düzenlemiş olduğu geziler bu etkiliyor. Mesela bundan birkaç gün öncesinde şu an çalıştığım kurumla birlikte biz Antalya'da bir kitap tren şeklinde bir kitap fuarına gittik. Ve çocuklarla orada hani masalar oturttuk, kitapları incelediler, kitap okuduk. Tren şeklinde bir kütüphane ve çocukları oraya götürdük. Güzel bir etkinlikti her anlamda. Hani her yaş grubu için farklı farklı tecrübe edildi, deneyimli. Bu şekilde etkinlikler olduğu zaman çok güzel etkileniyorlar. Ben seviyorum böyle etkinliklerin olmasını. Dediğim gibi birkaç gün önce de bu tecrübeyi yaşamış oldum zaten. Onlar da hani evet biraz küçük yaş grubu biraz oyun gibi görüyor ama büyük yaş biraz daha farklı bakıyor olaya. Ama çocuklar her daim hani kitapla iç içeler. Hani kitabın ne olduğunu artık biliyorlar. O oyundan çıkıp yavaş yavaş hani kitabın okunması gerektiğini ya da resimlerine bakarak bile bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. İlgileri bu anlamda artıyor. Dediğim gibi etkinliklerle olsun, okulda olsun. Evet. Kitaplarla ne kadar böyle iç içe olurlarsa ilerleyen süreçlerde de kitap olan ilgileri bu noktada artar. Açıkça söylemek gerekirse ben ilkokul yıllarında kitap okumayı hiç sevmezdim. Sizin kitapla aranız nasıldı bu okul yıllarında? Şöyle, ben ilk kitap okumaya 9 yaşında başladım. Kuzenim yani amcamın kızı, bilmiyorum yayında mı şu an, Ebru sayesinde. İlk okuduğum kitap hala aklımda. Ahmet Raşit Analar'ın, özür dilerim, Raşit Analar'ın Beni Yuvada Unutlar kitabı ile başladım. Biraz kalın bir kitaptır yani 200'e yakın bir sayfası vardır. Belki çok bilinen bir kitap. Onunla başladım. Ve o kitabı okurken yani hiç bitsin istemedim. Hani okurken hani hep zaman ayırmaya çalışıyordum. Bir an önce okusam, bir an önce okusam diye başladım o kitaba. Ortaokula geldiğimde tekrar okudum o kitabı. Ve liseye geldiğimde tekrar okudum. Üniversite yıllarında tekrar okudum. Şanslıydım ki öyle bir kitapla başladım. O
anlamda evet 9 yaşında başlamıştım. Kitaplarla hala aram çok iyi. Ama dediğim gibi sanırım sizin de az önce söylediğiniz gibi kitap seçmek, yani en iyi kitabı seçmek, bize en iyi gelen kitabı seçebilmek. Gençler açısından bu çok çok önemli. Ben de şanslıydım ki 9 yaşında o kitabı seçtim. Bu şekilde tecrübemi de söylemiş olayım. Seçimi bu noktada çok önemli. Ben dediğim gibi ilkokul yıllarında hiç kitapla aram yoktu. Hatta hiç sevmezdim kitap okumasını. Amcam sağ olsun böyle yavaş yavaş alıştırdı işte. Çünkü film izlemek kitap okumaktan daha böyle zevkli geliyordu benim için. Oradan kitabı olan ilgim artmaya başladı. Ve seçtiğim kitaplarda aynı bir vitrine gider gibi böyle saatlerce kütüphanede geçirebiliyordum. Ben şuna inanıyorum ki bir yazarın birinci evi, birinci yani bulunduğu yer evi ise ikinci evi kütüphane olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da İstanbul'daki, Ankara'daki veya farklı farklı illerdeki kütüphanelerin öğrencilerimiz için daha iyi bir şekilde hizmet vermesi için gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada öğrencilere daha böyle güzel olanaklar sağlayabilmek için. İlk kitaplarım şiirle başladı. Yani Necip Fazıl'ın Kaldırımlar isimli şiir kitabı veya farklı farklı kitaplarla başladı. Sonradan böyle romana, hikayeye döndü. Sizin ilk kitabınız hikayeyle başladı sanırım. Evet. Ya şiirle devam eder mi bilmiyorum. Çünkü şiir, ya şiir yazan insanlara ben hayranlık duyuyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Şiir yazmak büyük bir yetenek gerektirdiğini de düşünüyorum. Annem çok yazar şiir. Bu yönde eğilimi vardır. Ya şiir bilmiyorum, bambaşka bir dünya. Bu noktada okuduğunuz veya böyle okuduğunuz şiir kitapları var mı bize önerebileceğiniz? Açıkçası var diyemem maalesef. Çünkü gerçekten hani şiire eğilim bilmiyorum ya, şiir hep bambaşka bir dünya gibi geldi bana. Hani o dünyaya girebilmek kolay değilmiş gibi geliyor. Hani dediğim gibi ben gerçekten şair olan, şiir yazan insanlara büyük bir hayranlık duyuyorum. Evet, yazı yazıyoruz. Yani bir kelime açısından hani saatlerce, ben sayfalarca yazı yazabilirim düz yazı açısından. Ama hani bir konu hakkında bir insana sadece 4 satıra o konuyu sığdırması ve o 4 satırdan o konunun tamamını özetleyip sizi yansıtması bambaşka bir dünya. Ama ben bu dünyaya girebileceğimi sanmıyorum. O yüzden pek okumadım da şu an maalesef öyle diyebilirim. Şiir biraz inceliğin bir zerafetin bir noktası diyelim. Genelde yazarların çoğu ilk başta şiirle başlıyor, sonra da romana dönüyor. Sizin ilk eseriniz roman, sonra deneme. İlerleyen süreçlerde nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Deneme üzerinden mi ilerleyeceksiniz yoksa çocuk kitaplarına mı döneceksiniz bu noktada? Şu anki eserim, üçüncü eserim, roman türünde, hani öyle olmasını istiyordum. Benim açıkçası hayatımın dönüm noktası dediğim eserim. O biraz kadın ve kız çocukları adına yazılmış bir eser. Her zaman söylüyorum, yani benim hayatımın dönüm noktası. Bu eserden sonra hani şiir biraz, evet o konuya eğilim vermek istiyorum ama dediğim gibi dünyası zor bir dünya. Ama yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Tabii ki deneyeceğim. Bunun yanı sıra kitaplar dışında uğraştığım birkaç konu daha var. Hani senaristik, işte yayın, film gibi böyle projelerle uğraşıyorum. Ama yazmak anlamında dediğim gibi üçüncü eserimden sonra şiir konusuna yapabilirsem, bu dünyaya gerçekten girebilirsem denemeyi düşünüyorum. Genelde buna girişecek insanların çok merak ettiği bir konu vardır. Hangi yayını veya nasıl bir başlangıç? Sizinki nasıl bir başlangıç oldu? İlk kitabınız nasıl basılmaya başladı? Nasıl bir süreç ilerledi? Ya çok sancılı bir süreçti, öyle söyleyeyim. Neden? O da şöyle, hiç bir yayın evini bilmiyorsunuz. İlk defa bu sürece giriyorsunuz. Ve ilk yayın evi bile size böyle bir cazip görünüp hemen aa evet oluyor heyecanla. Bu benim en büyük hatamdı. Burada eğer izleyen varsa, yeni yazar olacak arkadaşlara da tavsiyem bu hataya düşmemeleri.
Bir kere yayın evi konusunu çok çok iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü maalesef artık yayın evlerini biliyorsunuz, çok sorun sıkıntı yaşayanlar var. İlk çıkan eserimde çok sancılı bir süreç yaşadım. Hala biraz etkisi var, yaşıyorum yayın evi açısından. Tecrübe oldu, öyle söyleyeyim. Biraz kötü bir tecrübe oldu. Hani uzadı, hevesim kırıldı, acaba mı dedim, şey oldum, kırılma noktaları yaşadım ta ki kitap elime gelinceye kadar. İkinci yayın evinde de biraz bayağı araştırma yaptım, yani hemen atılmadım açıkçası. Onunla memnunum. Sinius yayın eviyle çalıştım. Memnunum şu anda. Hani hala bir sorun yaşamadım. İlk başta da hiçbir sorun yaşamadım. Gayet memnun kalarak çalışmıştım. Üçüncüsü şu anda burada Antalya'da yayın evim. Ümit Bey ile çalışıyorum. Biliyorsunuzdur belki Dersim yayın. Evet. Şu an çok memnunum o yayın evinden. Burada Ümit Bey ile çalışıyorum. O çok çok iyi. Keşke en başından onu tanımış olsam, şeyi falan geçiyor aklımdan ama olmuyor. Dönüş olmuyor ama hepsi birer tecrübe oldu benim için. Hani en sıfırdan başlayıp kötüyle karşılaşıp iyiye doğru yönelmek. Böyle bir süreç izledim. Ama yeni yazarlara tabii ki yani lütfen bu konuya dikkat edin demek istiyorum. Yeni yazarlarımız yayın evlerini seçerken bu noktada dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle güvenilir bir yayın evi. Kitaplarının dağıtımı konusunda üstüne düşen bir yayın evi. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Dosyayı verdikten sonra o her süreci bizle paylaşan bir yayın evi. Özellikle ilk kitabı çıkaranlar için, çıkaracak arkadaşlar için bu çok çok önemli oluyor. Çünkü uzayan süreç yazarı da bir noktada ümidini kırabiliyor. O yüzden yayın evlerine de çok büyük görev düşüyor ki şöyle bizim gibi inceleye, bizim gibi düşünen insanların, kitapla haşır neşir olan insanların bir noktada fedailiğini yapıyorlar. Yayın evleriniz de o noktada üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyordur umarım. 2023'e geliyoruz. 2023, 2022 bitti. 2023'te nasıl bir hayat bizi bekliyor? Nasıl bir şey umut ediyorsunuz? Yani güzel şeyler umut ediyorum demek isterdim. Biraz gidişat iyi değil gibi ama umarım gerçekten hani iyiye gideriz toplum olarak. Hani sadece bu söylediğim ekonomik olarak düşünmek. Gerçekten toplum olarak umarım iyiye gideriz. Çünkü artık son zamanlarda bu yaşananlar, her şeyin gün yüzüne çıkması, çocuklar anlamında, kadınlar anlamında, yani toplumsal anlamda artık tamamen bittik. Yani gerçi evet, önceden de yok muydu bu sorunlar? Vardı. Ama şu an gerçekten tamamen yok olmuş durumdayız. Ve artık insanlar öyle bir noktada ki, yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ya da kötü bir durum oluyor mesela gözümüzün önünde. Artık ona yaklaşırken bile acaba mı diye yaklaşıyoruz. Ya umarım gerçekten bunlar artık bir son bulur. Toplumsal anlamda gerçekten inşallah düze çıkabiliriz. Çünkü gittikçe gemi su alıyor ve biz artık dipteyiz. Daha ne kadar batabiliriz bilmiyorum. Umarım bu anlamda gerçekten birileri bir şeyler yapabilir ve ya birilerinden ziyade de umarım biz kendimiz açısından düzeltebiliriz. 2023 umarım bize bu güzellikleri getirir. Kendim açısından yeni çıkacak kitabım, hayatımın dönüm noktası dediğim kitabım. Umarım iyi düşündüğüm başarıları elde edebilirim. 2023. Çünkü toplumsal anlamda da toplumu etkilemesini istediğim bir kitap olduğu için inşallah istediğim şekilde olur. İnşallah programımıza bu noktada son vereceğiz. Bize katıldığınız için, bu canlı yayına renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim size. Beni buraya davet ettiğiniz için, dinlediğiniz için. Sizinle tanışmak, sohbet etmek çok güzeldi. Dinleyenlere de, herkese de çok teşekkür ediyorum. Yeni yazarlara da umudunuzu kaybetmeyin diyebilirim. Ya kırılmalar, dökülmeler her zaman olur. Önemli olan ayağa tekrar kalkabilmek. Hayat bu. Yani düşmemiz kalkmaz bir Allah deriz. Bu şekilde hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü yarın ne olacağımızı hiçbir zaman bilmiyoruz.
Bu anlamda bu şekilde dediğim teşekkür ederim. Burada olmak, konuşmak, düşüncelerimi ifade etmek benim için çok önemliydi. Bu anlamda size teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman kitap okuduğumuzda içerimizde olan duyguları tabii ki sayfalarımıza yansıtabiliyoruz. Fakat o sayfalara yansıttığımız duyguları böyle platformlarda veya farklı farklı yerlerde açık bir şekilde ifade etmemiz gerekli. Neden? Çünkü geçmişte bulunan yazarlarımız geçmişin toplumun o noktadaki sıkıntılarını veya eksikliklerini toplumun içerisinde olduğu için bize kitaplarında yansıtıyorlardı. Şimdiki neslin yani genç neslin yazarları da yazarlarına da bu noktada çok büyük görev düşüyor. Çünkü günden güne değişen bir hayat döngüsü söz konusu. O yüzden biz de bu hayatın tam olarak içerisinde olduğumuz için genç yazarlarımıza da bu noktada önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Dediğimiz gibi canlı yayınımıza katıldınız, renk kattınız. Görüşmek dileğiyle tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, bugünkü programımızda Havin Mohul'un üç önemli kitabı hakkında bilgiler edindik. Bu güzel canlı yayınımızda bizleri yalnız bırakmayan bütün yazar ve kitapsever dostlarımızı çok teşekkür ediyorum. Yeni yazarlarımıza buluşmak ve sohbet etmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.